Merhaba, telefondan çalışıyorum ama şarjım bitmek üzere. Burada biraz telefonumu şarj edebilir miyim? Charge. Charge. Yeah. Io. Okay. Where? Are. Sorry. Are. Asoko. Nerede baba? Neredeyse. Ben yatayım. Aha. Tamam. Ne diyor? Yes. Okay. Yes. Okay baba adamsın. Arigato baba. Arigato baba. İlk iki görev başarılı. Edit bitirildi ve telefon şarj edildi. Şimdi ise petrolden ayrıldım. Yemek yediğim restorana doğru gidiyorum. İnşallah internete kavuşacağım. Saat 1:06 geçiyor. 5 saatim var. Türkiye'den 6 saat ilerideyim. Gece 12 olmadan video atarsam şahane olur. Şimdi restorana geldik. Hatta bak restoranın burada böyle bir elektrik şeyi var. Priz mi? Yok değilmiş. Tamam şimdi Wi-Fi'ye bağlanmayı deneyelim. Wi-Fi'yi görmüyor. Bakalım dibinden görmüyor buradan. Buraya doğru yanaşalım. Tamam. Şimdi burada iki tırnak. Bakalım burada. Burada da iki tırnak. Şurada bank var. Tamam. Banka oturduğumuzda kaç tırnak? Burada da iki tırnak ama en azından bank var. Tamam. Bu bankta gece yatarız bile baba. Çok güzel. Tamam. Şimdi videomuzu yüklemeye başlayalım. Arkadaşlar, mükemmel bir şey oldu ve internet inanılmaz hızlı. Ben 15 dakikada video yükledim, paylaştım bile ve şu an saat 2 ve dediğim gibi herhangi bir uyuma planım yoktu çünkü uyuyacak yerim yoktu. Ama siz de biliyorsunuz burada bir bank keşfettim ve bu bankta yatabilirim. Tek sıkıntı yanında böyle bir izmarit var ama bunu burada iyi itebiliyormuşum. Şimdi ben çantayı burada bırakacağım, şuraya koyacağım. 100 metre gerimdeki 7-Eleven'a gidip oradan karton isteyeceğim. Çünkü bu bank yatılabilir ama soğuk ve ben rahat bir uyku çekmek istiyorum. Hazır gece benimken. O yüzden şimdi çantayı buraya bırakacağım. Gidip o kadından karton isteyeceğim. Merhaba, iyi geceler. Benim kartona ihtiyacım var. Elinizde karton var mı acaba? Küçük büyük fark etmez. Çünkü yerde yatacağım ve yer soğuk, altımı almak istiyorum. Ne oldu abla? Arigato.
Evet, stres. Anne ilk kolayı ile yatma. Evet, tamam 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 abla. Tamam. Canlı istedik sanki ablam. Tamam. Çözdük ama. Tamam. Artık kartonumuz var. Hadi gidelim, yatağımızı yapalım. Çantayı da orada bıraktım, inşallah buluruz. Topu 2-3 dakika ayrıldım da bakalım, belli de olmaz daha iyi. Şimdi aynı elimde hem telefonun flaşı hem de kamera var. Çünkü öteki elimi kullanmam gerekiyor. Şimdi öncelikle şu sigara izmarit şeyini buradan bir yok edelim abi. Aha, tamam. Şunu şöyle baba uzağa koyduk. Baba burada. Tamam. Zemini yaptık. Şimdi Şakir nerede? Heh, burada. Gel bakayım lan, gel. Ulan var ya, ne kahrımı çektin be birader sen benim ya. Aslan kardeşim benim. Sen de şöyle dik koyalım. Neyi döküldü burada? Dur bayım, gel gel. Kapan seni. Tamam, burasını yastık olarak. Heh, çünkü burası da yumuşak ve hiçbir şey yok. Şu kartonla biraz böyle altına sıkıştıralım ki bu gece boyu kaymasın. Ama bu böyle çok yer kapladı. Dur. Bunu böyle biraz çekelim. Şu kartonu bunun böyle altına sıkalım. Ulan tek başımıza. Tamam. Güzel. Şimdi bunu da buradan kavradık mı? Şu önemli çantamız da bizde kalacak. Bu şimdilik yerde kalsın. Bir deneme yapalım bakalım. Hoppa. Buradan yattığımızda tamam. Çok güzel. Ayaklarım biraz haliyle dışarıda kalıyor. Yani şu kadar. O kadar da olsun baba. Sıkıntı yok. Çok iyi. Başardık. Zeminden soğuğu da kestik. Zaten havada çok güzel şansıma. Yağmur yağarsa üstün de kapalı. Oo, çok iyi. İnternetim de var baba. Başardık. Bu kardeşiniz var ya, hiçbir yerde aç kalmaz. Çok şükür kimseyi de açıkta bırakmaz. Başaracağız. Başaracağız. Halledeceğiz. Hepsinin zamanı gelecek. Hepsinin. Dediğim gibi baba, ben yatıyorum. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel geçsin. Kendinize popüler davranın. Kalbinizi ferah tutun. Bu kardeşiniz hepinizi kurtaracak. Hepiniz olmasa da çıtır seksi tatlı hatunları ayıklayacağım. Rabbim siparişi unutma. Sabah siparişlerim hazır şekilde uyanmak istiyorum. Seni seviyorum. İyi geceler. Sizleri de seviyorum. İyi geceler. Abi saat oldu 5:30. Gün aydınlandı. Ama ben maalesef ki hala yatamadım. Çünkü bu bulunduğum yerde inanılmaz şekilde mucur var, o küçük sinekler var ya. Abi benim burnum işlevsiz. Ben burnumdan nefes alamadığım için ağzım açık yatıyorum böyle. Abi ağzıma giriyorlar, belki 10-20 kere tükürdüm. Elimi falan ısırıyorlar. Atıyorum, kaşınmaya başladım. Anlamadım ki burada çöp de yok, bir toz da yok. Baktım dedim bir şey mi çürümüş burada? Yok, bir koku da yok. Ya neden burada bu kadar sinek var anlamıyorum ya. Japonya'da hiç böyle bir problem yoktu. Sri Lanka mı buraya? Yani uyutmadılar beni ya. 3 saattir dön. Gözümü kırpmadım. Gene uyuyamadık ya. Vay arkadaş ya. Bu sinekler falan. Lan gidin yeter be. Vuracaksın ya sinek kardeş. Vicdansız kahpe. Lan kıyamıyorum da şimdi. Öldüreceğim bir tanenizi. Sonra bunun karmasını yaşayacağım. Salın kardeş beni. Laftan da mı? Tiksiniyorum oğlum sizden. Sizde ar namus şeref olsa bana gelmezsin zaten. Her tarafımı ısırdılar ya. Ellerim kabardı ya. Halledeceğiz. Halledemiyor gibiyiz ama ya. Bunu halledemiyorum. Ne yapayım? Baba ben evimi almışım koltuğumun altına. Şimdi tekrar markete doğru gidiyorum. Gidip orada biraz uyumaya çalışacağım. Başım ayaklarım falan çok ağrıyor. Normalde biliyorsunuz 3-4 gün bana mısın demem ama biraz uyumak istiyorum ya. Güneş geçti ya kafama, o yüzden. Sanki yağmurlu olacak gibi, herhangi bir kara bulut yok ama öyle bir his var yani.
Öğrendim gibi sanki bu Japonya'nın havasını. Titreme geldi, hadi halledeceğiz. Çişim de geldi ben. Ben şimdi uyumasına uyurum da hem telefonumun hem de kameramın şarjı bitmek üzere. O yüzden uyandıktan sonra bir de onları şarj etmekle uğraşmamak için burada böyle çantaya sırtım vereceğim, yatacağım. Uyurken telefon şarj edeceğim. Uyandıktan sonra da bataryalar şarj ederim. Ben yani şimdi burada. Tamam. Hoppa, tamam. Bir iki saatte burada beni kimse ellemese. Tamam. Ya bu Japonlar şaka gibi karakterler ya. Tam içim geçti. Adam bildiğin o marketten kalktı. Geldi beni uyandırdı. Dedi ki burada şarj edemezsin. Ulan elektrik direği lan. Ben anlamıyorum. Bunlar bu şarj etmeyle alakalı ne travma yaşamışlar bilmiyorum. Tamam dedim. Ben de çantamı aldım. Hemen petrol köşesinde hava basma yeri var ya. Onun arkasındaki duvarda çantamı koydum yere, garsonu. Bir iki saatte olsa burada böyle onlar ayıkana kadar kestireceğim. Gözlerimi açamıyorum ya. Ya ayaklarımda güç bitti ya. Başım ağrıyor. Yoksa hiç var ya bunlarla uğraşmam. Şöyle. Burada işte böyle. Abi burada uyuyacağım. Burada da bu sefer bir anda yağmur başladı. Ben anlamadım. Baksana bir anda. Allah Allah. Ne oldu ya? Ne oluyor bugün? Kurban olduğum neler oluyor Allah? Halledemiyoruz. Ama halledeceğiz. Kaçarı yok. Yağmur yağıyor. Oh, şükürler olsun. Bugün de Suzuka'da ıslanıyorum. Çok iyi. Ama ne uyuyabildim, ne telefonumu kameramı şarj edebildim, ne adam akıllı beslenebildim ben. Ne yapıyorum bilmiyorum. Gördüğünüz üzere yağmur da yağıyor. Ama ahmak ıslatan tarzı. Tam bizlik yani. Ama maalesef ki buradan çıkamıyorum. Çünkü çok kötü bir şehirde kaldım. Ve açıkçası burası şehir değil. Suzuka bölgesinin Suzuka Stadyumu'na 5-6 kilometre yakınındaki bir kasaba. Ne 24 saat açık bir yer var, ne boş otel var, ne adam akıllı bir yer var ve ne de gerçekten vicdan sahibi insan var yani. Nara isimli şehre gitmek istiyorum fakat Nara isimli şehre kalkan otobüs buraya 55 kilometre ötedeki otogardan kalkıyor. Abi tren kullanmak istiyorum. Bu sefer de yerel trenleri kullanamıyorum. Hızlı tren rotasında. Abi o da 60-70 dolar tutuyor 3 kere değişmeme rağmen. Ben de şimdi çıktım. Beklemekle de olmuyor. Tamam şekeriz ama erimeyiz diye düşünüyorum. O yüzden bir 10 dakika yürüyeceğim. Çözeceğiz. Kameram da ıslanıyor. Görüşürüz. Hallederiz. Bize hiç olmaz ya. Devam. Yağmur iyice hızlandı. Elektronikler ıslanmasın diye bir yandan da çantayı böyle tutuyorum derken konumdaki yere geldim de abi bu nasıl bir metro girişi ya, emin miyiz ya? Sanki sığınağa giriyoruz gibi. Rahat geçit. Bu da ben. Konum bura diyor, dur bakayım. Bir şeyler yanlış. Meğerse konum doğruymuş da ben yanlış anlamışım. Ben metro falan düşündüm de otobüsmüş. O yüzden o tünelden çıktım. Şu an otobüs durağında otobüs bekliyorum ama küçük bir sıkıntımız var gibi. Çünkü Google Maps'e otobüsün adı Japonca yazıyor. Burada da böyle bir şey yazıyor. İşte baraj yolu Balcalı Tellidere. Otobüsü bulduk. İneceğimiz yeri de anlatmak sıkıntı. Yarım saattir burada bekliyorum. Google Maps'ten takip ediyorum. 13.45'te kalkacaktı. Ve şu an saat 13.46. Google Maps bana diyor ki 1 dakika önce kalktı.
Ne kalktı kardeşim, ben buradayım. Kalkan bir şey görmedim ya. Aha da geldi. Böyle bir otobüs. Baksana kapıya, baksana da ya. Dodogawa. Adamda mikrofon varmış. Ama buraya değil mi? これで260ですので。はい、たまたま。まあ、お釣りが240ですので。 200 lira ödeyeceğim. Metroya gidebilmem için de 32 dakika yürümem lazım. Maalesef ki başka bir ulaşım şekli yok. Ben şimdi yürümeye başladım. 2,5 kilometre yürüyeceğim. Şu evin çatına bakar mısınız? Sol tarafı mor, öteki taraflar mavi. Gerçekten çok güzel. Karşı tarafta da gene kiraz çiçekleri. Ay bayılacağım, çok iyi. Mükemmel. Bakın sağ tarafta da bir tane kapalı dükkan var. Üstünde Brezilya bayrağı var. Hatırlarsanız Brezilya'dayken Japon mahallesine gitmiştim. Ve demiştim size, Brezilya nüfusunun %1'ini Japonlar oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok fazla göç olmuş Japonya'dan Brezilya'ya. Ama daha sonrasında 1980'lerde Japonya ekonomi toparladıktan sonra dönüşler olmuş. Hatta Japonların Brezilya'da yaşadığı sendromdan bahsettiydim. Onlara Portekizce'de Nipo Brasileiro deniyor. Bu Japonlar arada kalmış ırk arkadaşlar. Yani ne Brezilya kültürünü tamamen yaşayabiliyorlar ne de Japon kültürünü sürdürebilmişler. İki tarafta da tam olarak yaşayamıyorlar. Böyle bir sendromları var. Hatta bunun üstüne bayağı makale falan yazılmış yani, ama benim umurumda değil baba. Benim tarafım belli. Dünya bir yana, Brezilya bir yana. Aslan aslan Brezilya aslan. Biz adam diyoruz, gelecek nesiller atam diyecek Brezilyalı hatunlara. Ama erkekleri kaşmer. Böyle küçük bir bostan var. Yeşil soğan ekmişler ve Japonya'da gerçekten çok fazla sebze tüketim var. Ama yeşil soğanı ayrı bir seviyorlar. Bakın. Bu evin tepesinde güneş panelleri var. Değil mi? Onlar yani bence güneş paneli gibi yani. Şurada da aynı şekil. He bro. Konnichiwa. Babanız geçiyor lan, böyle bekleyeceksiniz. Burası da bir ahşap ev. Görüyorsunuz yani bak. Geçer misin abi? Ne kadar yeni olmasına rağmen Allah var, güzel de bir ev ama Ya değişik bir aurası var ya böyle ahşaptan evlerin. Bir de Japonya'nın en hoşuma giden huylarından biri, böyle dükkanların, restoranların, kafelerin önünde hep şemsiye yerleri var. İnsanlar oraya şemsiyelerini bıraktığı gibi bir de halka açık şemsiyeler var. Yani yoldan geçiyorsun, bir anda yağmur bastırdı, pat bir tane şemsiye alıyorsun, devam ediyorsun. Daha sonrasında ister herhangi bir yere bırakırsın, ister evine götürürsün. Tamamıyla böyle insanların elinde dolaşan binlerce şemsiye var yani. Rabbim sen ne güzel şeyler yaratıyorsun ya, baksana. Parça parça yaratmış. Bu ne? Vallahi mandalina herhalde ya bu. Bu
Kesinlikle ağzımı açmak yanlış bir tercihti. Ah, inanılmaz çişim geldi. Şimdi bu neymiş, buna merak ettim. Bunu hemen yemek istiyorum ki eğer güzelse gidip biraz daha toplayacağım. Bu ne lan? Hem acı hem ekşi, nasıl oldu bu? Şimdi geldi. Yağ yolundayım. Baksanıza. Her metreye böyle ok çizmişler. Lan hadi buraya çiziyorsun. Lan şuraya niye çiziyorsun? Bari 10 metrede 20 metrede bir çiz. Yok. Böyle yol boyu çizmişler. Görüyor musunuz? Neredeyse yol kadar da bir kaldırım yolu var. Şurayı neden böyle kapatmışlar? Acaba yağmurdan, soğuktan zemin etkilenmesin diye mi? Toprağı kapatmışlar değil mi öyle? Örttükleri şey uçmasın diye de piriket koymuşlar. Böyle yol kenarında bir mezarlık. Hakikaten yol kenarında yani. Kapısı falan da yok. Ve size daha önce de gösterdim. Herhangi bir şekilde toprak olmadığı için bizdeki gibi mezarı yıkama, sulama ihtiyacı duymuyorlar. O yüzden bir çeşme falan yok yani. Görmedim derken çeşme varmış abi. He, çünkü çiçekleri suluyorlar. Lan bendeki de kafa değil yani ha. Bu ne? Çaydanlıkları getirmişler. Kısmeti varmış ya. Şöyle biraz. Onlar plastikmiş. Heh. Şöyle gerçek çiçekleri sulayalım. Bendeki de kafa işte. Yağmurlu günde sulayacağım tutuyor. Ben neden bu insanların çiçeklerini suladım bilmiyorum. Ama sulayasım geldi açıkçası. Ben şu an bir köprünün üstündeyim. Ve altımdan bir nehir geçiyor. Burası Suzuka Nehri'ymiş ama gördüğünüz üzere su çok az. Yani alanın onda biri bile anca. Suya yakın arazi oldukça kurak görünürken sudan uzak arazi, yol kenarı gördüğün üzere yemyeşil. Yani Japonya gerçekten böyle bir yer diyebilirim iklim konusuna. Bakar mısınız? Buraya bahar gelmiş. Burası hala kuru otlar. Bu suyun zeminine neden böyle taş döşemişler? Yani acaba önceden başka bir şeydi, sonradan su mu verdiler? Öyle bir şey olabilir açıkçası. Yani sular altında kalmış bir yer olabilir. Çünkü şurada da daha farklı şekiller var, bilmiyorum. Karşı tarafta böyle evler çok güzel. Önünden de bir de tren geçiyor abi. Çok iyi, çok havalı. Ben şu yoldan gideceğim şimdi. Ulan o kadar gittim. Sonra haritaya bir baktım, meğerse yanlış yöne gitmişim. Ki zaten benim aklım çalışaydı, ben tren kullanacağım değil mi? Ray burada. Sen neden bu yoldan gidiyorsun ki? Yani aklı olan rayı takip eder değil mi abi? Yok işte. Aklı olan yapar abi. O bizik bir şey yok yani. Şimdi ben gitmesine gidiyorum da. Acaba buradan böyle yola ya da istasyona geçebilir miyim? Ben tren gibi giremem ya istasyona. Bak bu size ders olsun arkadaşlar. Ne zaman böyle gezemeyecek gibi hissederseniz deyin ki ulan baksana Furkan bu aklıyla neler yapıyor. Ben kesin yaparım diye düşünün ve modunuzu yükseltin. Ben size her türlü avelliğimi, salaklığımı da gösteriyorum yani. Ben gocunmuyorum abi. Ben kendiyle çok barışık bir insanım. Hatta sıkıntı bu. Ve her zaman dediğim gibi kendi parıltısına güvenen başkasının ışığından korkmaz. Benimki tam olarak öyle. Şimdi bugün konumuzla ne alakası vardı? Bilmiyorum işte. Her şeyde böyle bir alaka soracaksak ooo manyak oluruz abi. Kasmayacaksın, takılmayacaksın abi. Bir kere geldiğin dünyada yiyeceksin, içeceksin, sevişeceksin, öpüşeceksin, koyacaksın, geçeceksin yani. Adam olana çok bile. Peki şuradan bir makas alayım mı?
Bak çok iyi şakaydı bak. Gerçekten bu şakanın hakkını vermediyseniz vallahi bunu şahsi algılarım. Darılırım. Ben baya baya yürüdüm. Geldim herhalde ya artık. En kötü buradan tren geçerken içine atlarım. Aynen aynen. Öyle atlarım. Film izlemeye azaltmam lazım diyeceğim de. Benim uyumaya vaktim yok ki. Film izleyeyim. Çok uzun süredir film izlemiyorum ya. Erotik bile olsa izleyemiyorum. O kadar zamanım yok. Ben baya baya yanlış gelmişim. Baksana çocuklar burada oturuyor. Hepsi oradan geliyorlar. Bense tersten geliyorum. Bir insan her şey mi ters olur arkadaş? Peki. Bileti nereden alıyoruz? Yok mu bir bilet ofisi falan? Bu nasıl istasyon ya? Allah Allah. O dille ben daha işemedim ya. Şuraya gidim de işeyim. Ulan o kadar otluk araziden geçtim işemedim. Geleceğim burada insan içinde işeyeceğim ya. Ben gerçekten eğitilmezim abi. Ay işeyeceğim şuraya. Yapacak bir şey yok. Uf, hepsi de beni izleyecek. İzlesinler belki moralleri bozulur ne diyeyim. Ana bak benim gibiler işemesin diye. Buraya böyle şey olmuş. Uf. Ay nereye işeyeceğim ben ya. Şuraya mı işesem? Şunlar da hep elektriktir ya abi. Dibine işesem yemin ediyorum çarpılırız. Aa. Baksana burada. Kart okutun diyor da benim kartım yok. İnşallah trende bilet alabiliyoruzdur. Bakalım daha büyük bir derdimiz var şimdi. Onunla uğraşamayacağız. Gel gel şuran. Trafon dibine işeyim abi. Yapacak bir şey yok. Ya bu Google Maps'teki adresle burası yanlış gibi. Konnichiwa brother. Can you speak English? Ah, Okay. Kawano to Kameyama. Kansai line. Baba. Kawano station to Kameyama. Oh. Here. Here. Kansai line. Kansai. Yes. Here to here. Here. Here is go to Kameyama. Kameyama, not there. Here. Okay. Okay, brother. Kansai line, right? Kansai. Kansai line. Ticket? Ticket? How? Ticket. Dur, translate. In train. Ha, in train. Ha. Yeah. Bileti trenin içinden mi alacağım? Oh yes. Tamam, buradan bineceğim değil mi? Kameyama. He, Kameyama he. Kawano to Kameyama. Panik yapmayın lan, sakin olun. Kameyama ni ikun desu ka? He. Yes. He. Kameyama, koji de ko. Here. Okay. Arigato brother. Çocuklar panik yaptı. Ama buradaydılar, bakalım. Yaklaşık 20 dakika beklemenin sonunda geldi. Şimdi tüh, yetişemedim ya. Şimdi gideceğim yere bilet almam gerekiyor. Komo isimli bir yere gideceğim ve
bir saatten fazla sürecek. O yüzden 1170 yenlik biletten alacağım. Ve bozukluklarımı görüyorsunuz. Şimdi bunlarla vedalaşma vakti. Hadi. Aha. İlginç ya. Şimdi bir tane böyle tren geldi. Daha doğrusu vagon. Tek vagon. Mor renginde. Ve içinde de yeşil perde var. Ama canım yok ki kalkayım gideyim size onu göstereyim. Çok uykusuzum, çok yoruldum ya. Ama şimdi treni bekliyorum. 4 dakika sonra varacak. 1 saat 15 dakikalık bir yolculuk. Baba vurur kafayı yatar. Büyük ihtimal ben durağı da kaçırırım ama umurumda da değil yani. Nereye gidersem geri dönerim yani. Bekleyenim yok. Zaman sıkıntım yok. Avradım yok. Anam babam yok, karışan yok, hesap soran yok, neden yatmadın diyen yok, neden burada uyudun diyen yok. Zaten Japonya'da bana karışmıyor. Nerede olursan ol, saatin kaç olursa olsun herhangi bir şekilde problem olmadığı için, bir tehlike olmadığı için gerilmiyorum da. Çok iyi ya. Namusuma kafama göre bir dünyada yaşıyorum sanki. Zaten video oyunu içinde gibiyim. Çok iyi ya, tek başıma. Lan şuna ayaklarımı uzattım. Çok iyi. Şükürler olsun. Bayılıyorum hayatıma ya. Ne stres var, ne koşuşturmaca var, ne beni geren bir durum var, ne vicdan azabı çektiğim durum var, ne hesap vermem gereken biri var, ne patronum var, ne mobbing yiyorum, ne mobbing uyguluyorum. Çok iyi. Şükürler olsun ya. Oh be. Ama çok iyi. Ayağa kalkıp dans etmek istiyorum ama ayaklarım ağrıyor. Fakat ne zamanın son an olduğunu bilemeyiz. O yüzden ayaklarım kalkabiliyorken şükürler olsun kalkıp dans edebiliyorum. Çünkü edebiliyorum. Kalktım ettim. Çünkü edebiliyorum. Çok iyi, şükürler olsun. Şimdi geri. Yeter. Bir kan akışını attık. Darısı kirli kanı atmayı olsun inşallah. Amin Rabbim. Öleceğim ha. Dünyada acaba memesizlikten ölen biri var mıdır ya? Yoksa ilk mi olacağım bilmiyorum ama zor. Zor. Formula 1 yerine eskorta mı gitseydim acaba ya? 145 euroya en az 3 tane animeyle takılırdım ha. Gittik. O araba geçti, bu araba geçti. Keşke animeye gideydim. Oh. Boynum ağrıdı. Şaka şaka ya Allah'ım. Ah lan ne oldu bir anda. Allah'ım şaka yaptım ya. Özür dilerim ya. Devam devam. Devam. Boynunda bir şey yok. Göze bir şey olmasın. Arigato. Oğlum bu meğerse benim trenimmiş lan. Ben ne bileyim baba. Adam geldi yanıma dedi. Sen ne yapıyorsun burada? Öyle bir tren. Vallahi çok güzel ya. Baksana. Yeşil perdeler var. Tek vagon ya. Çok iyi. Ben hatta şurada böyle yatayım mı? Ne yapayım ya? Ben yatıyorum. Beni kaldırırlarsa kaldırırlar. Kaldırmazlarsa baba. Uykumu alana kadar gider gider gelir. Titredim ya. Öteki trende var ya. Fosur fosur yatıyordum en son. Batman geldi dedi. Kardeş kalk. Vardık. Dedim vardık mı ya? Dedi vardık. Bir baktım sağanakçı hala öyle. Dedim abi ben neredeyim dedi, kardeşim kamudasın. Dedim abi ben Nara'ya gidecektim. Tamam dedi, gel dedi. Çantam birini aldı, benimle koluma girdi. Baktı ben uyuyorum. Beni hemen böyle bir trene koydu. Şimdi bu trenle beraber Nara'ya gideceğim. Nara atmaya. Bu bulunduğum istasyon ise kamu istasyonu. Şimdi bu muhitte açılan herhangi bir dava otomatik kamu davası mı oluyor peki? Ya da bu kasabada çalışanlar kamu çalışanı mı? Veya yıllar öncesinde gelip buraya ayak uydurmak bir nevi kamulaşma değil mi yani? Ya da birinin seni buraya zorla getirmesi ve burada yaşamaya mecbur atması bir nevi kamulaştırma değil mi? Ne yani? Bunların hiçbir mi kamul görmedi şimdi? Peki ben yapamıyorum. Bazının zoruna, bazının kamuna gidiyorum.
Tamam. Siz yapın diyorum ha. Biz de diyelim ki ya biz bilmiyormuşuz espri yapmayı. Bunlar yapıyormuş. Bak ben yeni uyandım ben şimdi. Yeni uyandım ama tatatatatat hemen bu esprileri yaptım yani. Hızlı yaptım ya bir yandan. Kan gitmedi beynime. Hızlı uyanır uyanmaz yaptım. Nereye gideceğimi de bilmeden hiç düşünmedim. Ne haber? Vurdum kafayı yattım. İnsan düşünür değil mi? Senin bir YouTube kanalın var. Bir espri düşünüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum ki ben. Değil espri. Yani ne konuşacağım ne düşünmediğim için. Peki. Şey esprisi böyle, kamu zararı var ya ama bu artık ay bu kamudan kurtulalım değil mi? Tamam, bir kelime yakaladım. Yiyeceğiz. Ne alaka? Ne alaka? Ne münasebe bu? Bilmiyorum. Devam ben biraz daha yazayım. Görüşürüz be işte, tren hareket etti. Abla sen de bir espri yapıyor, yanına kikir kikir gülüyorsun bana. Allah Allah. Bunlar 5 senedir burada yaşıyor acaba. Oo, o değildi. Araziye bak lan. İyi yaşayın, iyi yaşayın, iyi yaşayın. Hayrola ya. Aa, baksana. Ne güzel bembeyaz. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen bu kiraz çiçeklerini bana görmeyi nasip ettin Rabbim. Böyle mükemmel hayatım varken senden bir şey daha isteyebilir miyim Rabbim? Teşekkür ederim. Lütfen böyle güzel manzaralar bir 40 sene daha bana ailemle beraber gösterir misin? Teşekkür ederim. Sağ olasın Allah'ım. Kabul edeceğini biliyordum. Beni kırmayacağını biliyordum. Teşekkür ederim.